Ve paranın yönü devam ediyor efendim. Türkiye'nin önemli turizm çeşitlendirmelerinden biri olan sağlık turizmini konuşacağız. Konuğumuz var, Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Derneği Başkanı Doktor Köksal Holoğlu bizlerle birlikte. Sayın Holoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'de sağlık turizmi açısından önemli çalışmalar var. Turizm anlamında elbette önemli çalışmalar var ama çeşitlendirmeden bir tanesi ki çok da önem verdiği sağlık turizmi noktasında da yeni çalışmaları görüyoruz ki pandeminin etkileri, yani pandeminin yaraları sarılarak devam ediyor. Ne gibi çalışmalar var? Ne dersiniz? Neleri takip ediyoruz son zamanlarda? Evet, sağlık turizmiyle ilgili son gelişme, Türkiye'de Sağlık Hizmeti İhracatçıları Birliği adıyla son derece önemli bir birlik kuruldu. Bu Hizmet İhracatçıları Birliği'nin iştirak ettiği, Ekonomi Bakanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın da olduğu bir protokolle sağlık vizesi işbirliği imza edildi. Sağlık vizesi işbirliği protokolü Türkiye'ye gelen yabancı vatandaşların sağlık taleplerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak amacı taşıyor. Dışişleri Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız burada çok önemli bir vizyon gösterdi. Hakikaten Türkiye'nin turizm çeşitliliğinde çok önemli konulardan birisi olan sağlık turizminde vize sorunları son yıllarda yaşamaktaydık. Bu vize sorunlarını aşabilecek bir protokol bu. Bu protokol kapsamında altyapılar hazırlanıyor. Yani bir yabancı vatandaş Türkiye'de sağlık hizmeti almak istediği zaman Türkiye'deki ilgili hastaneye müracaat ediyor. İlgili hastane bu kapsamda sağlık turistine bir davetiye gönderiyor. Vatandaş müracaat ettiği zaman Dışişleri Bakanlığı direkt bu müracaatı Sağlık Hizmeti İhracatçıları Birliği'ne gönderiyor. Ve Sağlık Hizmeti İhracatçıları Birliği de bu kapsamda direkt hastaneyle bağlantıya geçiyor ve hastane bu müracaatı onaylıyor ve yaklaşık 48 saat içerisinde yabancı vatandaş Türkiye'den sağlık vizesi almış oluyor. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Biliyorsunuz 2017 yılında Libyalı ve Iraklı sağlık turistleri için sağlık hizmetini Türkiye'den almak isteyen müracaatlar için S tipi bir vize çıkartılmıştı. Bu da işimizi tabii çok kolaylaştırmıştı. Fakat biliyorsunuz Türkiye dünyada sağlık turizmi yapan ülkeler içerisinde dört ülkeden birisi konumunda. Yani biz ilk ondan bahsediyorduk. Şu anda ilk dörtte ciddi bir rekabet ediyoruz. Bu kapsamda da çok inovatif bir işlem olarak görüyorum bu vize kolaylaştırıcı protokolü. Tebrik ediyorum hem Dışişleri Bakanlığımızı hem Ekonomi Bakanlığımızı hem de bu alanda çok ciddi bir çalışma içerisinde olan Hizmet İhracatçıları Birliği'mizi. Bunun önümüzdeki yıl içerisinde sonuçlarını da iyi görmüş olacağız. Çünkü çok ciddi sayıda hasta bu vize zorluğu nedeniyle ya da bu vize alma ile ilgili süreç nedeniyle gelmekte zorlanıyorlardı veya geliş süreleri uzuyordu. Tabii biliyorsunuz hastalıklar bazen akut hastalıklar da olabiliyor, müracaat edilen hastalıklar. Vize çıkana kadar hasta başka bir ülkeye tercih edebiliyor. Bu konuda da inanıyorum ki Türkiye'nin bu hizmet ihracatı konusundaki bu inovatif girişimi dünyada sayılı girişimlerden birisi. Türkiye'de kamusuyla, özeliyle Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı neredeyse omuz omuza verdik.
Türkiye'nin çok önemli bir gelir kapısı olan ve hakikaten dünyada da en iyi olduğumuz işlerden birisi olan sağlıkta önümüzün açık olduğunu bu yapılan işlerle ve sinerjik çalışmalarla görmekteyiz. Peki şimdi Köksal Bey, vize kolaylığı en önemli başlıklardan geliyor. Yani sağlık turizmi açısından, ki buna ilişkin siz de belirttiniz, altyapı çalışmalarının devam ettiği, dört bir koldan devam ettiğini dile getirdiniz. Bir Aralık ayı gibi bir tarih var ama ne zaman sonuçlanır buradan, ne zaman sonuç alınır ki bu yönde, bu anlamda çok daha kolay ilerlensin bu süreçten sonra? Yani şöyle ben tahmin ediyorum 1-2 ay içerisinde bu vize kolaylığı ile ilgili altyapıyı tüm bakanlıklar ve hizmet ihracatçıları birliği sağlayacaktır. Çok hızlı bir çalışma var çünkü. Zaten sektörde hazır işbirliğine, her türlü işbirliğine hazır. Ben Aralık ayı içerisinde bitmiş olacağını ve tüm sektörün Hizmet İhracatçıları Birliği ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte bu sisteme entegre olacağını düşünüyorum. Biz hazırız. Bu zaten büyük bir heyecan yarattı sektörde. Bu anlamda da yani Aralık ayını ben deadline olarak kabul ediyorum ve Aralık ayında hazır olacağımızı düşünüyorum. Peki efendim, şimdi hazırlıklar devam ediyor. Hem sektörde, mutlaka sağlık tarafına baktığımızda, öncesinde de sağlık anlamında, sağlık turizmi anlamında Türkiye'nin attığı adımlar, yatırımları, keza başarılarını biliyoruz. Bu anlamda sonrasında ne bekliyoruz? Peki burada atılacak adımlar, gelişmelerle birlikte sektörde bir yandan da sağlık tarafı da hazırlıklı, ama sonrasında nasıl bir etkisi ve katkısı olur? Şöyle 2020 yılını biraz hasarla atlatmıştık biliyorsunuz. 2020 yılının ilk çeyreğinde çok iyi giden sağlık turizmi faaliyetlerimiz ikinci ve üçüncü çeyrekte yavaşlamıştı. Dördüncü çeyrekte tekrar eski ivmesine yaklaştı. Fakat 2021 yılı çok iyi başladı. 2021 yılı hedeflerimiz çok iyi gidiyor. Şu anda biraz önce ekranı da gözüküyor. 370 bin sağlık turisti Türkiye'ye geldi olarak veriyorsunuz. Ama tahmin ediyorum bunun da çok üzerindeyiz. Yani bizim rakamlarımız 450 bine yaklaştığını gösteriyor. Bazen bu sayılar artabiliyor. Çünkü çok sağlıklı istatistik ne yazık ki özel sektörden gelmiyor ama bizim tahminlerimiz, konseyimizin tahminleri bu yönde. 2022 yılında bu vize kolaylığının sağlanmasıyla birlikte pazar içerisinde de, yani rekabet ettiğimiz pazar içerisinde ciddi bir avantaj yakalayacağız. Ve bunun benim öngörüm sektörün büyümesine %10, %20 arasında bir yeni bir güç oluşturacağını öngörüyoruz. Çünkü hakikaten çok ciddi sayıda hasta bu vize noktasında, vizenin gecikmesi noktasında kaybediyorduk bu hastaları. Şimdi bu hastaların vize serbestliğiyle birlikte, vize kolaylığıyla birlikte artacağını düşünüyoruz. Ve 2022 yılında 600 binin üzerinde bir sağlık turisti, yaklaşık olarak 6 milyar dolara yakın bir sağlık turizmi geliri öngörüyoruz. Tabii bunun sadece hastanelere giren bir para olduğunu, sağlık tesisine giren bir para olduğunu varsaymayalım. Bunun dışında ayrıca Türkiye'ye sağlık turisti olarak gelen kişilerin birlikte seyahat ettiği refakatçileri ve yanındaki kişilerin de turizm, diğer turizm faaliyetleri, konaklamaları, alışverişlerine evet, kattığınız zaman aslında bu katma değerli bir faaliyet ve 10 milyar dolara yakın bir ticaret oluşuyor. Peki. Fakat ne yazık ki bu ticaret Türkiye'de daha düşük olduğu varsayılıyor ama bizim öngörülerimiz, konseyimizin çoklu verilerle ortaya koyduğu öngörülerde evet, Türkiye'de 2022 yılında 10 milyar dolarlık bir pazarı hedefliyoruz. 10 milyar dolarlık bir hedef var. Peki Köksal Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi Sağ olun günler efendim. diliyorum. Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Derneği Başkanı Doktor Göksal Holoğlu bizlerle birlikteydi efendim. Şimdi ise sırada şirket haberleri var.